Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında çoğumuzun merak ettiği ve ilgi duyduğu bir konuya temas edeceğiz. Zaruretler haramı helal eder, bu ne demektir? Değerli dinleyenlerim, gerçekten de insan bazı durumlarda zorlanıyor, darlanıyor ve bir takım belki haram şeylerle karşı karşıya kalıyor. Bu noktada şöyle bir İslami hüküm fıkıh kitaplarımızda geçer. İnna darurat tubihul mahzurat. Zaruretler yasaklanmış olan şeyleri mubah kılar. Bu ne demek? Bunun ölçüleri nedir? Bunun bazı örnekleri nedir? Ana hatlarıyla ifade etmeye çalışacağım. Mesela domuz eti Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Ve lahme hınzir diye ayette geçer. Allah'ın yenmesini yasakladığı şeylerden bir tanesidir. Ama ızdırar halinde, yani bir insan açlıktan ölme durumuyla karşı karşıya kalmışsa ve yiyecek başka bir şey yoksa, böyle bir durumda domuz etinden yer. Acaba yemesi mi lazım, yememesi mi lazım? Bu konudaki hüküm şudur. Böyle bir vaziyette yemesi daha uygundur. Her ne kadar haram bir şey de olsa domuz eti, o anda hayatın devamını sağlamak daha önemlidir. Bu açıdan yemesi daha uygun görülmüştür. Acaba her meselede haram olan şey helal olarak kabul edilir mi? Yoksa bunun biraz ayrıntıları var mı? Değerli dinleyenlerim, bunun ayrıntıları var. Belki her biriyle ilgili tek tek üzerinde durulması gerekir. Mesela küfür kelimesini söylemek, Allah'ı inkar, dini inkar, mukaddesatı inkar, bunları söylemek dinen yasaktır. Lakin ayet-i kerimede buna da bir kayıt getiriliyor. İlla men ükrihe ve galbuhu mutmainun bil iman. Ancak kendisi zorlanan, hayatı bir tehlike durumunda, yani ya küfür kelimesini söyleyecek veya öldürülecek, böyle bir durumda kalbi mutmain olduğu halde o inkarı yaparsa, kalbinde dine, mukaddesata saygı bulunmakla beraber sırf hayatını kurtarmak için tamam ben inkar ediyorum demiş olsa, bu caiz görülmüş. Ve bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanan bir olay da var. Ammar bin Yasir, ailesini İslam yolunda kaybetmiş olan İslam büyüklerinden, annesi babası İslam'ın ilk şehitlerinden ve kendisi o Mekke'nin zor döneminde, zor şartlarında onu da zorluyorlar ve küfür kelimesini söylemesi yoksa öldürecekleri tarzında tehdit ediyorlar. Ammar bin Yasir hayatını kurtarmak için o anda İslamiyet'i inkar ediyor ve onlar da serbest bırakıyorlar. Ammar bin Yasir iç aleminde büyük bir heyecan, büyük bir ızdırap içinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve durumunu anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Ammar diyor, o anda kalbin nasıldı? Kalbin dinin dediklerine tasdik ediyor muydu? Ammar da diyor ki, ya Resulallah, kalbim o zaman Allah ve Resulünün muhabbetiyle dopdoluydu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ey Ammar diyor, başka bir zaman yine seni zorlayacak olurlarsa bu şekilde söyleyebilirsin. İslam alimleri bunu değerlendirirken şöyle değerlendirmişlerdir. Böyle bir vaziyette eğer isterse kişi hak kelimeyi söyler, onların karşısında, kafirlerin karşısında hak olan cümleleri söyler, bu hayatına da mal olabilir. Hayatına bile mal olsa ve bunu tercih ettiğinde bir kimse daha üstün olan şeyi tercih etmiş olur. Ve bununla alakalı malum şöyle bilinen bir rivayette var. Cihadın en eftali zalim hükümdarın yanında hakkı söylemektir. Ama ruhsatı insan tercih edebilir. Hayatını kurtarmak için bu şekilde söyleyebilir. Bu dinen caiz görülmüş. Belki burada takiye konusu bir derece konumuzla alakalı. Takiye daha çok Şia'da bir esas olarak bilinir. Ve bu gibi durumlarda, zor durumda, hayati bir tehlike olduğunda normal bir Müslümanın canını kurtarmak için bu şekilde yapmasına dinen izin verilmiş. İlla en tettegu minhum tugah ayeti buna bir işaret olarak görülmekte. Günümüz şartlarında
İnsanlar belki şu zarurettir, bu zarurettir, kendilerine göre zarureti belirleyip bir takım haramları helal yapma telaşı içinde olabiliyorlar. Mesela benim şahsen hatırladıklarımdan bir tanesi, diyelim içki haramdır. İçkinin içilmesi, alınması, satılması, bununla alakalı ne kadar işlemler varsa bunların hepsi haramdır. Dolayısıyla içkinin yapıldığı bir müessesede de çalışmak haram. Ama tanıdığım bir tanesi bana söylemişti. Hocam dedi, ben öyle bir yerde iş buldum. Acaba orada çalışabilir miyim? Şu anda gerçi bir işim var ama çağırdıkları içki fabrikasına gidecek olursam maaşım iki kat artacak. Ben bunun caiz olmadığını söyledim. Ve acaba burada bir zaruret var mı? Zaruret yok. Niçin zaruret yok? Orada çalışmadığı zaman açlıktan ölecek değil. Hayati bir tehlike olmadığından, başka bir yerde iş bulma imkanı devamlı bulunduğundan böyle vaziyetlerde zaruret haramı helal kılmaz. Çünkü zaruret değildir. Gerçekten zaruret olsa haramı helal kılar. Ancak bu şekilde kişinin kendine hemen fetva verip zarurettir diye günahlara balıklama dalması uygun değil. Günümüzde daha bunun başka bir takım ayrıntıları olabilir. Diyelim bir insan gemide yolculuk yaparken gemi batma tehlikesi geçirir ve neticede kendisi ancak bir karaya çıkar. Burada arkadaşları diyelim ölmüşlerdir, yiyecek bir şey yok. Onların etinden yiyebilir mi, yiyemez mi? Bunlar da yine zaruret konusuna giren konular. Başka yiyecek bir şey yoksa, evet hoş bir şey değil, istenilen bir şey değil ama bu gibi şeyler de yine caiz görülmüş. Ve İslam alimleri ayetlere dayanarak zaruret konusunda şuna da dikkat çekiyorlar. Ve diyorlar ki, اِنَّ الدَّرُورَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. Yani zaruret kendi miktarınca takdir olunur. Haram olan malda bir insan zaruret halinde aşırıya gidemez. Diyelim açlıktan ölme durumunda domuz eti yiyebilir. Bu caizdir. Fakat bu caizdir deyip karnını doyuracak kadar orada gidemez. Dolayısıyla zaruret olan meselelerde insan en az miktarla, ölmeyecek kadar bir miktarla yetinmesi gerekir. Bunu yaptığı zaman gerçekten İslami ölçülere uymuş olur. Yoksa diğer türlü zarurettir deyip kendine fetva verecek olursa, işte şu zarurettir, bu zarurettir, bakarsınız gerçekte zaruret olmayan pek çok şeyi zaruret olarak kabul eder ve bunun neticesinde pek çok haramlara gidebilir. Yani söz gelimi, mesela günümüzde bir insanın parası var. Bu parasını evinde saklasa çalınabilir. Diyelim ticaretle de meşgul olacak durumda değil. Böyle bir vaziyette illa faizli bir müesseseye yatırması zaruret midir? Zaruret değildir. Bunun alternatifi vardır. Başka yerlere de yatırabilir. İşte zarurettir, ben başka imkan bulamadım demek onu kurtarmaz. Dolayısıyla zaruret mi değil mi, bunun her şeyden önce belirlenmesi gerekiyor ve bundan sonra ona göre hareket etmek gerekiyor. Belki konunun ayrıntısı olabilecek başka bir mesele. Mesela hastalığın tedavisinde bir takım özel durumlar oluyor. Diyelim bir bayanın bir erkek doktora muayene olması. Normal şartlarda dinin belli ölçüleri vardır. O ölçülere göre uygun değildir. Fakat zaruret hali ise, yani o sahada başka bir doktor yoksa, bayan bir doktor yoksa, böyle bir vaziyette artık bir mecburiyet vardır. O mecburiyetten dolayı bu caiz görülmüştür. Yoksa araştırmadan hemen zarurettir diye o şekilde kabul etmek, hemen ona göre bir uygulamaya girmek uygun değil. Her şeyden önce araştırılması gerekiyor. Diğer taraftan, diyelim birisi içkiye müptela olmuş. Artık müzmin bir sarhoş. Bu insan acaba zarurettir, ben içmezsem artık yaşayamam deyip bunun haram olduğunu öğrendikten sonra yine içmeye devam edebilir mi? Değerli dinleyenlerim, burada bir anda hemen belki bırakması olmayabilir. İslamiyet bir anda bırakmayı ondan istemez. Neden istemez? Kur'an-ı Kerim'de içki ile ilgili ayetlere baktığımızda bunların
dört merhale halinde geldiğini görürüz. Yani içki ile ilgili hükümler hemen bir anda gelmemiş. Adeta insanlar böyle ısındırılarak bu köklü adetin onlardan kaldırılması sağlanmıştır. Gerçi artık din tamamlanmıştır. Yeni bir din gelmeyecek, yeni bir hüküm gelmeyecektir. Ama uygulama noktasında bir insan gerçekten müzmin bir sarhoşsa, böyle bir durumda bir anda da bırakamıyorsa bu biraz zamana yayılabilir. Fakat hiçbir zaman için bu kimse bu helaldir diye bir kanaat içinde olmaması gerekir. Tedrici bir şekilde bırakması onun lehine olacaktır. Belki hastalıkların tedavisinde alkollü bazı şeyler var, ilaçlar var, uyuşturucu bazı ilaçlar var. Bunların kullanımı zaruret mi değil mi? Bu da konumuza girebilir. Eğer bunlarda gerçekten zaruret varsa, doktor başka türlü tedavi imkanının olmadığını söylüyorsa, alimlerin ekserisine göre bu da caizdir. Ama bu son başvurulacak yollardan birisidir. Yani hemen işin başında böyle muhtevasında, terkibinde alkol de bulunan ilaçlara müracaat etmek uygun değil. Dindar doktorlardan bu öğrenilebilir. Yani hangilerinde ne var, bunlar öğrenilebilir. Veya muayene esnasında sorulabilir. Bu şekilde hassas olmakta fayda var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah alkolde bir şifa yaratmamıştır diyor. Yani yasaklamış olduğu şeyde şifa yaratmamıştır. Ama bir terkip halinde olduğunda, yani sadece alkol değil, ilaç içinde başka şeyler de var. Bir terkip halinde olduğunda bazıları şifaya vesile olabilir. Eğer başka bir yol kalmamışsa bu noktada tabi bu da yine caiz görülmüştür. Caiz görmeyenler de var ama ekser alimler ihtiyaç anında başka bir alternatif kalmamışsa bunun da caiz olduğunu ifade ediyorlar. İşte bu zaruret konusu günümüz insanlığı gerçekten meşgul edebilen pek çok örneklerle dolu. Burada dinin temel ölçüsü iyi bilinirse, haram helal sınırları iyi bilinirse, zaruret mi değil mi buna iyi bir şekilde karar verilirse, zaruret hallerinde bu hükümlerden istifade edilebilir. Başka bir programda, başka sorularda buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum.